İlk sizin canlı yayınıza katıldım. Ben Ankara'daydım. Bir misafirlikteydim. Depremden 2 gün önceydi hocam. Kendi gluten alerjim için katılmıştım. Ve oğlumun ayak titremesi var demiştim. Ayağı titriyor, sallanıyor. Ve siz o Hatırladım. esnada Ben ne? o zaman Rotterdam'daydım, Hollanda'da. Aynen öyle. Aynen öyle hocam. Ve biz bir misafirlikteydik. Oğlum da odaklandı, ben de. Ve çalışma bittikten sonra biz de aldık hocam, benim gluten alerjime falan filan derken bir uzun sürdü bizim görüşmemiz. Oğlum dedi ki, anne kapat onu, benim ayağım titremiyor. Anlayabildiniz mi hocam? Tabii. O günden sonra ayak titremeleri kalmadı. Bu akşam da bir Almış. anda işte misafirlerim vardı. Onları geçirdik. Film izliyorduk. Telefonla oynarken baktım canlı yayındasınız. Bir anda girdim. Tam çalışmaya başladınız. Bir bayanla çalışıyordunuz. İşte ayak tabanına düz taban mı değil mi diye konuşurken Evet. hemen oğluma döndüm. Anneciğim dedim, sen de odaklan. Şu ayağa. Benim oğlumun daha önce teşhis koyulmuştu. Tedavi de gördü. Ayak sağa kaçıyordu, böyle yalpalanıyor. Orak ayak demişti doktor. De ya çok Evet. ilgimi çekti. Çünkü yürürken böyle sağa atıyordu ama kendi kendine dönüyordu ayak. Düz durmuyordu. Lüp diye kayıyordu. Biraz işte jimnastik falan filan vermişlerdi. Onları yapıyordu ama çok da düzelme olmadı. Sürekli ayak yana kayıyordu. Bu akşam o da odaklandı. Hatta elinde telefonla oynuyordu. Yattığı yerden, anne oturmayayım, oturma dedim, yattığın yerden. 16 yaşında oğlum. Allah'ım. O da odaklandı. Tam sonuna doğru hocam. İşte Türkiye haritasına bakıyoruz. İşte Anadolu anne, Girit'e, Girit baba dediniz. Bitmek Son üzereydi. meditasyonu yaptık. Evet, son meditasyon. Anne dedi, ben dayanamıyorum, açacağım dedi gözlerimi. O sırada konuştu. O zamana kadar hiçbir şey yoktu. Siz zaten orada bitirdiniz. Sonra Evet. bir anda kalktı. Su içeceğim dedi. Anne dedi, benim ayağım bir tuhaf oluyor. Nasıl yani dedim. Dua oku oğlum dedim. Dedi ki, ayağım dönmüyor. Yürür müsün dedim, bir ileri bir geri. Çocuğun normalde yürürken ayak böyle dönüyordu. Şöyle yan basıyordu. Biraz önce yattı. Bekledik aslında canlı yayına katılmak için. Gösterecektik ayağını Geldi. ama sabah erken kalkacağı için erken yattı. Hocam bildiğiniz ayak giderken şöyle dönüyordu. Şöyle. Yani düz basmıyordu. Şöyle kayıyordu. Şimdi böyle gidiyor. Ve ben o kadar heyecanlandım ki siz canlı yayına katılmaya çalışıyorum. Olmuyor. Artık dayanamadım. Sizi aradım. Yazdım, Hayır, aradım, dayanamadım. Evet, eğitimlerinize katıldım. Emine Sunur hocamdan aldınız galiba. Hocam, Emine, çarşamba günü başlıyoruz. Çarşamba günü o müsaitmiş, birinci modüle 1 ve 2'yi istedim ben. Tamam, hayırlı uğurlu olsun. Öyle diyorum. Ne güzel. Evet. Peki sizde gluten hassasiyeti ve alerjisi vardı. Evet. O hocam, O onu gün özelden konuşur muyuz? Günden beri nasılsınız? Yani iyi ya da kötü bizim için her şey, biz şeffafız. Eğer faydası Evet. olduysa oldu, olmadıysa da olmadığı herkes bilsin. Ya şimdi bazen anlayamıyorum. Ekmekte olmuyor, şimdi makarnada. Ya pilavı yiyemiyorum zaten. Pilavda çok kötü oluyorum. Pirinci yiyemiyorum. Ama makarnada da oluyorum şimdi hocam. Peki daha önce hangileri yiyemiyordunuz da şimdi yiyebiliyorsunuz? Mesela ekmek. Şimdi ekmek bazen o kadar canım çekiyor. O gece yemiştim. Şişkinlik yapmadı. Uyku basmadı. Böyle arada bir kaçırıyorum. Normalde glutensiz ekmek alıyorum ben. Onları kullanıyorum. Ama o gün olmadı. Birkaç kere daha yediğimde olmadı ama makarna yediğimde
Biz o gün ekmeğe direkt çalıştık. Un olarak mı çalıştık? Şimdi o çalışmada bir anda daldım gittim. Çok güzeldi, derindi çalışma. Sizde tam olmamış çünkü gluten hassasiyetinin tamamen ortadan kalkması için yapmıştık. Ne Evet. yerseniz yiyin, bütün gıdalar hiç sizi rahatsız etmesin diye çalışmıştık. Olsun, şimdi Evet. çalışırız. Bir de Olur mu hocam? tabii ki bir de biz her şeyde %100 başarıya ulaşacağız diye bir şey yok. Allah Tabii ki. izin verdiği Her kadar. şey Allah'tan. Tabii ve biz de Allah'ın izin verdiği kadar, gücümüzün yettiği kadarına biz vesile oluruz. Haydi bakalım. Yeniden çalışıyoruz. Işık Bizi atmadım hocam. tamam. Bizi canlı yayından izleyen değerli dostlarımız, hem sizlerin şifanıza vesile olalım, hem canlı yayındaki Yasemin Hanım'ın şifasına vesile olalım. Hepiniz gözlerinizi kapatınız değerli dostlarımız. Annemizin henüz karnına düşmemişiz. Belki şimdi bizi izleyen değerli izleyenler, bazılarınız 20 yaşındasınız. Ben 50 yaşındayım. Belki 60 yaşında olanlarımız var. Dolayısıyla biz ömrümüz kadar geçmişe gittik. Daha annemizin karnına düşmemişiz. Bizim bir parçamız ayda, bir parçamız güneşte. Yani bizim bir parçamız annede, bir parçamız babada. Biz daha anne rahmine düşmemişiz. Değerli dostlarımız, dünyanın bir fanusun içinde olduğunu hayal edin ve dünyaya uzaydan bakın. Uzaydan bakıyoruz. Dünyamız cam bir fanusun içinde. Yasmin Hanım, hayal edebildiniz mi? Evet hocam. Biz aydan ve güneşten dünyaya bakıyoruz. Dünyamız ince cam bir fanusun içinde. Şimdi güneşi bu cam fanustan geçerek Marmara'ya ulaşsın. Ay ışığı da bu cam fanustan geçerek Marmara'ya ulaşsın. Eğer ay ışığında ve gün ışığında bu cam fanustan geçemeyecek zararlı bir kısım, bir madde varsa geçemesin zaten. O zararlı maddeler cam fanusun dışında kalsın. Ben susayım 20 saniye. Bakın bakalım cam fanusun dışında bu ışıkların getirdiği hangi atıklar kalacak? Belki leke, belki geri dönen toz parçaları. Aydan ve güneşten ışıklar bu cam fanusa geliyor. Cam fanustan süzülerek Marmara'ya geliyorlar. Eğer ay ve gün ışığında zararlı madde varsa onlar fanusu geçemiyor. 20 saniye böyle hayal edin. Bunlar sizin anneden ve babadan gelen 23'er kromozomlarınızın genetik rahatsızlıklardan kurtulması için yaptığımız çalışma. Hocam görüntü gidiyor ve yani niye böyle oldu bende? Olsun. Tamamı bazen görüntü gider. O düşünce içinde olmak da yeterli. Genetik rahatsızlıklarımız aktarılan genetik rahatsızlıklar şu an cam fanusun dışında kalıyor değerli dostlar. Ay ışığı ve gün ışığı tam da Üsküdar'da Kız Kulesi'nin altında buluşuyorlar. Bunu hayal edebildiniz mi Yasemin Hanım? Hocam hayal etmeye çalışıyorum. Normalde hep görüntü olur. Bir anda böyle getiremiyorum hiçbir şeyi. Olsun. Ben hiç göremiyorum. Türkiye'de 100 insandan 40'ı benim gibi hiç göremez. Düşünmek bile yeterli. Tamam. Ha, şöyle düşünelim göremeyenler. Ay ışığı ve gün ışığı Kız Kulesi'nin dibinde buluştular ve ruhumuz geldi. Kadın olanlara hemen altın bir koyun postu serdi. Siz kadınsınız. Tam da sizin üzerinizde altın bir
koyun postu serdi ruhunuz. Ve erkekler, bizim de üzerimize altın bir koç postu serdi ruhumuz. Ha, bunu hayal edin. Ay ışığı ve gün ışığı kız kulesinin dibinde buluştu. Ruh geldi. Eğer kadınsanız altın bir koyun postu serdi üstünüze. Ve anne rahminde artık ilk saniyeniz başladı. Bizi izleyen erkek izleyenlerimiz, ruh geldi ay ve gün ışığının üzerine altın bir koç postu serdi ve erkek çocuk anne rahmine düştü. Ve ben susayım. 9 ay anne rahminde büyüdüğünüz zamanı hayal edin. 9 ay büyüyorsunuz. Haydi bir dakika susayım. Büyüdüğünüzü Marmara Denizi kadar büyüdüğünüzü hayal edin. Öyle büyüdünüz ki artık Marmara Denizi'ne sığamıyorsunuz. Ayaklarınız İstanbul'a dayandı. Başınız Çanakkale. Şimdi Çanakkale Boğazı'ndan çıkacağım. Çanakkale Boğazı iki yana açılsın. Annemizin rahmi kasılıp gevşesin ve içinden çıkalım Ege Denizi'ne gidelim. Önce başımız çıkıyor, sonra ayaklarımız. Ve Ege Denizi'nden de çıktık. Akdeniz'e geldik. Erkek çocuklar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gitsin. Kız çocuklar Kıbrıs'ın güneyine gitsin. Değerli dostlarımız, kız çocuklar Kıbrıs'ın güneyinde buğday tarlaları arasında dolaşsın. Yemyeşil buğday tarlaları. Yeşil, 1 metre yüksekliğinde buğdaylar. Erkek çocuklar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde arpa tarlasında dolaşsınlar. Arpalar 1 metre yüksekliğinde ve yemyeşil. Değerli dostlarımız, işte siz bunu yaptığınızda her tür rahatsızlığınızdan kurtulursunuz. Ve bu buğday tarlasının içinde muazzam bir zeytin ağacı hayal edin. Erkekler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde arpa tarlasının içinde muazzam bir çınar ağacı hayal edin. Kadınlar siz zeytin ağacınızda mor ve olgun zeytinler görün. Erkekler siz de çınar ağacınızın sarı çiçekler açtığını görün. Ve böylece zeytin ağacınız size dönüşsün. Çınar ağacınız da size dönüşsün. İnsan yani siz olun. Yasemin Hanım, o zeytin ağacı size dönüşsün. Evet. Şimdi şunu yapacağız. Değerli dostlar, gidin. Akdeniz'i gezin, dolaşın. İtalya'nın hemen topuğunun altında Sicilya Adası var. Sicilya Adası'na gittiğinizi hayal edin. Orada bir mağara var. Mağaraya girin. Ve mağarada bir ayna olduğunu hayal edin. Aynanın karşısına geçin. Bakın, siz ayna karşısında kendiniz kadar mısınız? Yani boyunuz 1.70, 1.80 ya da 2 metre mi? Yoksa aynada kendinizden 22 kat daha mı büyüksünüz? Yasemin'in mağaranın içine gittiniz, aynaya bakıyorsunuz. Aynadaki görüntünüz sizin normal boyunuz kadar mı, yoksa 22 kat kadar mı sizden büyük?
Daha büyüküm hocam. Değerli dostlar, aynada gördüğümüz bu dev biziz. O devin göz alnının ortasında bir tane göz var. O gözün açılması lazım. Onun gözü açılınca bizim de iki gözümüz var, üç gözümüz olacak. Hani siz zeytin ağacıydınız ya kadınlar. Evet. Erkekler de çınar ağacıydınız ya. Şimdi zeytin ağacından bir mızrak yapın. Erkekler çınar ağacından bir mızrak yapın. Bu devin gözüne, tek gözüne batırın. Alnında bir delik açılsın. O dev, biz olan dev miyiz? Yani evet. Aynada gördüğümüz dev evet. Mi? Evet, aynada gördüğümüz dev. Çünkü aynada gördüğümüz dev vahşi bir dev. Aynada gördüğümüz dev üçüncü gözünü açmamış, dünyaya iki gözüyle bakan bizim kötü nefsimiz, bizim düşük enerjimiz. Biz eğer içimizdeki mağaradan ve içimizdeki vahşi devden kurtulursak, üçüncü gözümüz o zaman açılır. O devin tam alnının ortasına mızrağınızı yerleştirin, vurun oraya. Siz devin alnına mızrağınızı sapladığınızda dev küçülüyor, küçülüyor, küçülüyor. Sizin kadar oluyor ve mızrağı çıkarın. Onun alnının ortasındaki göz sizin alnınızın ortasındaki göze dönüşüyor. Ayna ve siz iyice yaklaşın birbirinize. Şimdi aynaya alnınız değsin. Aynadaki görüntünüz ve siz tek oldunuz. Şimdi mağara yok oldu ve siz dışarı çıktığınızı hayal edin. Değerli dostlarımız, insanlar saat 1'de doğar, saat 6'da üçüncü gözlerini açar, saat 7'de Allah'ın mucizelerinin farkına varır. Şimdi saat 7'yi görün, 7'yi gösteriyor, 8'i, 9'u, 10'u, 11'i gösteriyor ve şimdi de 12'ye çıktığınızı hayal edin. Önce akrep 12'yi gösteriyor, sonra yelkovan, sonra saniye. Ve değerli dostlar, insan 12'ye gelince sultan olduğunu anlar. Bizim 33 omurumuz var ya, 33 omurumuz sol elimize aldığımızı hayal edelim. Bir baston gibi. Ve 33 omurumuzu bir yay gibi eğelim. Ok atmaya yarayan yay var ya. 33 omurumuz sol elimizde ve onu eğelim. Kadınlar, sizin saçlarınız uzun ya. O 33 omur yay gibi eğilince bir uçtan diğer uca saçlarınızla bağlayın. Saçınız bu yayın çilesi olsun. Ve saat 12. Oradaki uzun, yani saniye ibresini alın, yaya koyun. Ne muradınız var sizin? Şu an ne muradınız varsa bütün muradlarınızı hatırlayın. O ok sizin muradınız olacak. Ve karşınızda hedef tahtası var. 12. Oku bırakın. Muradınız hedefi 12'den vursun. Yüce Allah'ım inşallah isteklerinizi, eğer istekleriniz sizin için hayırlıysa gerçekleştirsin. Amin. 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 Ben de 12 defa amin diyeceğim. Amin. 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 Ve gözlerinizi açınız. Amin. Amin. İnşallah Sayın Hocam, siz de şifanıza kavuşun. İnşallah bizi izleyenler de şifalarına kavuşsunlar. Şifa Yüce Allah verir. Biz de bilgimiz çerçevesinde belki şifaya vesile oluruz. Amin. Çok kişiye vesile oldunuz hocam. Allah razı olsun. Canlı yayını bitirmeden önce
Facebook kapalı gruplarını birlikte tanıtalım. Olur hocam. Değerli dostlarım. Önce ben söyleyeyim, sonra siz anlatın lütfen. Değerli dostlar, ben 6 yılda Kore'den Peru'ya eğitimler verdim. Bu eğitimleri videolara kaydettim. Bugüne kadar verdiğim bütün eğitimler videolara kayıtlı. Hem de eğitim sabaha başlayıp akşam bitene kadar hepsini sesli ve görüntülü kaydettim. Facebook kapalı grubunda bunlar duruyor. Eğer diyorsanız ki hocam benim Zoom programında bunu öğrenmeye vaktim yok, ben yüz yüze de bunu oturup 8-10 saat dinleyecek vakte sahip değilim. Yok mu böyle bir imkan? Bu eğitimlerinizi ben Facebook kapalı gruptan canım istediğinde izleyebilir miyim? Evet. Evet. Facebook kapalı gruplarını bu yüzden hazırladık. Birinci modül, ikinci modül, ta dokuzuncu modüle kadar Facebook kapalı gruplarımız var. Hangi modülde bugüne kadar eğitim verdiysem o modülün video kayıtlarını o Facebook kapalı grubunda yayınladım ve orada kayıtlı tutuyorum. Siz birinci modülü almak isterseniz orada hepsini izlersiniz. Diğer modülleri almak isterseniz o modülün bütün eğitimlerini izlersiniz. Ve değerli dostlar, biz sizi orada bir sene ya da beş sene sonra çıkarmayacağız. Hep orada kalacaksınız. Dolayısıyla 10 sene sonra da vereceğim eğitimleri izlemeye devam edeceksiniz. Ve sayın hocam, eğitim ücreti depremden önce 25 bin Türk lirasıydı. Facebook kapalı gruptan bunu öğrenmek 25 bin liraydı. Deprem sebebiyle herkese faydamız olsun düşüncesi ile %97 indirim yaptık. 25 binden sadece 1000 Türk lirasına indirdik. İşte siz ben kendi kendime Facebook kapalı grubundan öğrenirim diyorsanız 0-507-192-06-20 kayıt yaptırın. Peki lütfen sayın hocam, siz de biraz anlatın, tanıtın. Hocam anlatayım, ben siz konuştukça yaptıklarım aklıma geldi. Ben kapalı gruba katıldım. Emine hocamla da görüştük. Çarşamba günü eğitime başlayacağız. Ona uygun olan bir zamanda, ortak bir zamanda. Ama ailece işte televizyon hep beraber oturuyoruz ama ben kulaklığı takıyorum. Grubu karıştırıyorum hocam. Yani sizin çalışmalarınıza bakıyorum. Gözüme kestiriyorum. Sırayla dinleyemiyorum. Biraz ben karışıkım. Yani böyle karışıklığı seviyorum. Hangisi uygunsa diye. Hocam sizin anlattığınız zaman çalışma yapıyorsunuz. Gözlerimi kapatıyorum. Bir anda oradayım. Bir çalışmayı yapıyorum. Etkileri çok güzel. Ve bunu ben 3 geceleri yapıyorum. Bir misafirim geldi. Seher İleri diye arkadaşım. Bu arada onu da yayınlamış oldum. O da hemen kaydoldu. Elinize sağlık. Evet hocam, kaydoldu. Birkaç arkadaşım daha var. Yarın buluşacağız. Onları da kaydedeceğim. Kaydettireceğiz. Yok. Çok güzel şeyler. Evet, bakalım Yasemin Hanım bize neler anlatacak bu konuda. Tabii değerli dostlarımız, ben şu açıklamayı da yapayım. Siz iki şekilde eğitim alabilirsiniz. Bir, direkt Facebook kapalı grubuna dahil olup oradan öğrenebilirsiniz. Orada evet. 1000 lira o ücret. Ama deseniz ki ben bir eğitmen arkadaştan eğitim alayım. Eğitim aldıktan sonra Facebook kapalı gruba dahil olayım derseniz. O da var. Siz işte hocamız Emine Su Nur hocamızdan önce eğitim aldı. Evet. Sonra Facebook kapalı gruba katıldı. Evet. Facebook kapalı gruba katılmak 1000 lira. Tabii eğitmen arkadaşımız kaç paraya eğitim ücreti isterse o kendisi belirler. Evet. Ama ben hiçbir eğitmenden eğitim almadan direkt Facebook'a katılmak istiyorum derse 1000 lira. Fakat katılmak bir eğitmenimizden eğitim alırsanız o çok daha iyi olur. Daha iyi. İyi olur. Daha iyi olur. Daha çok katkıda olur. Hatta ve hatta dönüş yaptığımız zaman da bize çok güzel açıklamalarda da bulunuyorlar. Sağ olsunlar. İlgi çok yüksek. Bir de sizin bir
dökümanlarınız vardı. Hayvanlarla ilgili, bitkilerle ilgili. Hatta ben onların çıktılarını da çıkarttım elimin altında. Bir kulaklığı takıyorum. Hem dinliyorum hem dökümanları inceliyorum. Çok güzel bilgiler var. Aslında bunu herkesin öğrenmesi gereken bilgiler. Kesinlikle. Ve o yüzden ben bunu herkese anlatıyorum. Ya en azından eğitim almak istemeyenler yani zorlanabiliyorlar. İşte hem eğitim hem kayıtlara en azından size kaydolup da sizi az da olsa dinleseler gerçekten bire ve bütüne herkes katkıda olacak. Daha bilinçli olacak. Allah razı olsun. İşte değerli dostlarımız, bizim eğitimlerimize katılınca ne olur? Bakın, oğlunun ayağının şifasına vesile oldu. Daha ne olsun? Bakın o benim şimdi her şey bir tarafa, eğitimler bir tarafa, o bir tarafa ama insanın evladı söz konusu olunca, bir rahatsızlığı söz konusu olunca hiçbir şey gözü görmez. Önemli olan onun düzelmesi. Az Bu önce herkes. siz oğlunuzun şifasına vesile olurken sadece oğlunuza "oğlum gözünü kapat, meditasyona katıl" dediniz. Bir de bu kadar kolaylıkla oluyor bu. Evet, başka hiçbir şey demedim. Bir de oğlum da şey değil yani çok uyumsuz bir çocuk değil. Ben ona gözünü kapat, şifayı kabul et dedim. Anne bu ne için dedi bir 3 dakika sonra. Dedim ki ayağın için şifa iste dedim Allah'tan. Sadece dinle dedim. Bu kadar, başka hiçbir şey olmadı. Ve Elinize şükürler olsun. gülümseyin. O yalpalanan ayak, orak ayak, doktordan ben hayatımda ilk defa duymuştum orak ayak diye. Çünkü ayak bilekten sonra dönüyordu böyle sallanıyordu. Ve şifaya vesile olduk. Ne mutlu bize. Şükürler Gerçekten olsun. katıldığınız için sizi şükrandırmak istiyorum. Sizin numaranız kayıtlı değildi. Beni aradığınızda numarada isim yazmıyordu. Şimdi adınızı da yazacağım. Soyadınız neydi Yasemin Hanım? Sevgen hocam. Sevigen. Tamam. Tamam hocam. Telefonumu kaydedeceğim. Değerli dostlarımız, bizim bütün eğitmenlerimiz bana ne sormak isterlerse kafalarına takılan soru hemen benimle telefon ya da WhatsApp'tan iletişime geçiyorlar. Yani sistemin kurucusuyum ve her daim sizlerle, eğitmenlerimizle bir aradayım. Selamlar, saygılar sunuyorum Sayın Hocam. Hayırlı akşamlar. Sağ Çok olun hocam. kötü sensiz olsun. Şükürler olsun hocam. Kapatmayın, kapatmayın. Siz belki bunu ilk defa bugün ya da dün gördünüz. Zümrüt Anka kalbini ve kafatasını görmüş müydünüz daha önce? Hocam hayır dün gördüm sizin canlı yayınınızda gördüm. Sayın Hocam, bu 2 kilo 510 gram. Bu Zümrüt Anka kalbi. Şurası koroner damarlar. Şurası kalbin alt kısmı. Şurası da aortanın olduğu yer. Şimdi kalbin arka kısmı. Ben bunu 20, pardon, Kasım 2020'de Manisa Kaftan'da buldum. Çimenlerin üzerinde ve böyle kırıktı. Manisa Kaftan'da buldum. Kafatasını da Kaz Dağları'nda, yani Çanakkale'de, Assos kıyılarında buldum. Zümdankan kafatası, bakın bu sağ göz şu an görünen. Bu da sol gözü. Bakın dili, gagası. Evet. Ve biri Kaf Dağı'ndan, biri Kaz Dağı'ndan. Şu birlikteliğe bakar mısınız? Nasıl tam olarak uyum içindeler? Mucize. Bu da Mucize. kalp gözü. Kalp gözü. Bunu da yine Manisa Kaf Dağı'nda bulduk. İşte böyle. Hayırlı akşamlar, selamlar, saygılar. Tahtın sağ olsun.